Selam, yine hoş geldiniz. Kahvelerinizi alın gelin. Bugün sizinle hayatımızı deneme yöntemiyle yaşamak, beginner olarak yaşamaktan bahsedeceğim. Hayatı beginner olarak yaşamaktan kastım şu. Şimdi ben Buscope'la ve hani oraya getirdiğimiz bir konseptle, denendiğinizle hayatımı bir şeyler deneyerek geçirmeye başladım bir süre. Ve hani çok böyle üst üste sürekli bir şeyleri deniyorduk o zaman. Ve şey oldu bu artık. Hani kendi comfort zone'umun, hani kendi rahat bölgemin dışına çıkmak zorunda kaldım bunlarla. İşte insan sapanına binmek zorunda kaldım. Beni fırlattı ve hiç iyi hissetmedim kendimi. Ondan sonra hani şey yapmak zorunda kaldım. Bale yapmak durumunda kaldım. Çocukken yapılmıştım ve bu benim için bir travmaydı. Ondan sonra hani bir sürü şey denemek durumunda kaldım ve bu mentalite bende devam etti. Yani çünkü bu konsepti ben zaten izlerken çok seviyordum. Yani Lucy Fink mesela 5 gün boyunca bir şeyler deniyor. Bunlar gibi şeyleri izlerken çok hoşuma gidiyordu. Ve sonra dedim ki, yani bunu video olarak yapmak zorunda değilim her birini. Ama hayatıma sürekli olarak yani olabildiğince düzenli bir şekilde yeni şeyler sokmaya karar verdim. Ve her şeye böyle yeniden başlamayı, hani başlangıç seviyesinde olmayı sürekli istediğime karar verdim. Çünkü şöyle bir durum var. Hepimiz aslında her şeyde bir anda uzman olmak istiyoruz. Diyelim ki yoga. Yogaya başladınız ve direkt hani uzman olmak istiyorsunuz. Direkt böyle headstand falan yapmak istiyorsunuz. Direkt istiyorsunuz ki hani bir fotoğraf çekelim işte güneşe doğru işte kafamızın üstünde duralım, ayaklarımız şey olsun falan filan. Böyle hayallerimiz var. Ama yogaya yeni başlamışsınız. İşte üstüne bir geçiyor 3 ay falan. Siz hala bunları yapamayınca sıkılıp bırakabiliyorsunuz. Şimdi bahsedeceğim mentalite şu. Hayatı deneme yanılmayla yaşamak ve beginner olarak yaşamak. Yani sürekli olarak bir şeylerde başlangıç seviyesinde olduğunuzu hissederek yaşamak. Bu bir bağımlılığa bile dönebilir neredeyse. Çünkü inanılmaz güzel bir his. Sürekli olarak böyle bir şeyleri öğreniyorsunuz. Sürekli olarak bir şeylerde öğrenebilir bir seviyedesiniz. Beginnerken ne olur mesela başlangıç seviyesindeyken bir oyuna başladığınızda bile hani sürekli olarak bir şeyler öğrenirsiniz. Ve hani oyunu öğrenirsiniz. Artık hani bunun uzmanı değilsinizdir. Hani emin olduğunuz bir çizgisi yoktur bunun. Hep böyle gider öğrenirken. Ve bunun verdiği bir farklı bir haz vardır. Yeni bir şeyler denemenin de verdiği böyle bir haz var. Mesela ben bunu en çok şeyde hissetmiştim. Aerial Dance diye bir şey yaptım ben. Böyle şey hani ipler sarkıyor havadan. Ve sen o iplerle akrobasi yapıyorsun. İşte yoga yapıyorsun güya. Bir değişik bir yoga yani. Çok yoga gibi değil. Biraz böyle açıkçası korkulu bir şeydi. Aslında ilk başta giderken çok heyecanlıydım. Ama yaparken yapamadığımı fark edip böyle korkmaya başladım. Çünkü ne ben o kadar güçlüyüm kendimi tutup kaldıracak kadar iplerle, ne de aynı şekilde kendimi bir ipe bırakıp baş aşağı duracak kadar güveniyorum kendime ya da o iplere. Ve bu böyle hem kendime olan güvenimi test edecek bir şeydi, hem orada gücümü test edecek ve onu zorlayacak bir şeydi. Ve o an fark ettim ki ben bunu hayatım boyunca yapabilirim. Hayatım boyunca her gün beni şaşırtacak bir şey yaşamak istediğimi fark ettim. Bunu hayatınızda hiç denemediğiniz şeyleri denedikçe, biraz daha açıldıkça insan bunu fark ediyor. Mesela ben adrenalinli şeylerden gerçekten çok fazla hoşlanmıyorum. Yani mesela o işte insan sapanlarıdır, bungee jumping'dir, bu tarz şeyler beni gerçekten korkutuyor ve gereksiz geliyor açıkçası. Hani korkutması da bir yana. Korktuğum, yapabileceğim bir sürü şey var. Hani yapmak isterim korktuğum bazı şeyleri. Mesela hani bilmiyorum, örümceklerle bir test yapmak isterim kendime. Çünkü çok korkuyorum örümceklerden ve hani onlara alışmak için bir şey denemek isterim. Ama bungee jumping gibi mesela, evet adrenalin hissediyorsun ama hani bana şey geliyor, hani hayatımda bunu yaşar mıyım? Yani hayatta kalmam için buna ihtiyacım var mı? Yok. O zaman ikinci plan. Yani hayatımda denemek istediğim şeyler listesinde kesinlikle var. Bütün bu adrenalin manyaklığı şeyler. Ama o kadar erken bir yerde değil listede. Yani çok öncelikli şeyler değiller. Ama mesela şelalede atlayıp zıplamak ve yüzmek. Bu hayallerimin listesinde hani çok başlarda olan bir şey. Hani okyanusta mesela surf yapmak. Bu da hayallerimin listesinde çok başta olan bir şey. Hani bu tarz adrenalinleri seviyorum ben sanırım. Ve şey fark ettim. Gerçekten
her gün aslına bakarsanız hayatınızda hiç yapmadığınız bir şey yapabilirsiniz. Ve bunun size yaratacağı hissi adrenalinle açıklamam mümkün değil. Bu gidip sizin bungee jumping yapmanızla kıyaslanabilecek bir şey değil. Her gün hayatınızda yeni bir şey yapmaktan bahsediyorum. Hiç yemediğiniz bir meyveyi yemek. Starbucks'taki house coffee'yi hiç denememişsinizdir. Ya da işte ne bileyim İstanbul'da ayaklarınızı suya sokmayı hiç denememişsinizdir. Gibi mesela milyon tane yapılabilecek yeni şey var ve hani her gün etrafımızda böyle seçeneklere sahibiz aslında. Hani hayatımızı kendimize hani başlangıç seviyesinde denemelerle yaşamaya izin verirsek aslında bütün bunları yapabiliriz ve hayatta deneyimleyebileceğimiz milyon tane şey var. Bunların hani bu kadar azını deneyimlemişken ölmek istemediğimi fark ettim bunları yaptıkça. Sanırım bu böyle bir şeyler denedikçe ortaya çıkan bir tutkuya dönüşüyor. Yani bucket listler yapmaya başlıyorsunuz. İşte daha önce yapmadığınız şeyler, görmediğiniz şeyler görmek istiyorsunuz. Ve bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar çok da böyle bir bağımlılığa dönmeye başlıyor. Sürekli yapmak istiyorsunuz. Hayatı deneme yanılma yöntemiyle yaşamak sadece böyle maceralardan da oluşmuyor aslında bakarsanız. Bir yandan da şey, bu mesela birine mi açılmak istiyorsunuz? Yani birine mi karşı bir şeyler hissediyorsunuz? Gidip mesela bunu deneyebilirsiniz. Çünkü ne kaybedersiniz? Denemezseniz ne kaybedersiniz? Denerseniz ne kaybedersiniz? Yaptığınız bir şeyden pişman olmak mı yoksa hiç yapmamak mı? Hani bu tabii ki herkesin kendi vereceği bir karar. Sonrasında mesela yaptığınız bir şeyden de pişman olabilirsiniz. Hani onun için de kimseyi ittirmek istemiyorum. Bir deneme yanılma yöntemiyle yaşamak, bir de bunun diğer bir kolu olarak da hayatı beginner olarak yaşamaktan bahsetmiştim. Beginner olarak yaşamakta da şöyle bir durum var. Kendinizi sürekli başlangıç seviyesi gördüğünüzde, kendinizi uzman olmak için bir zorunluluk hissetmediğiniz üzerinde ve bir şeylerden hani sadece onları öğrenmek ve keyif almak için içine girdiğinizde, hani bir şeyleri denerken ya ben bunu da uzmanlaşacağım, işte altın madalyalar alacağım falan diye düşünmeden hani ya ben bir gireyim, bunu bir deneyeyim, bir keyif alayım diye düşünerek hayatınızı yaşamak ve hayatınızı genel olarak böyle yaşamak, yani sadece aktiviteler için söylemiyorum bunu, hayatınızda ya ben bir deneyeyim, bir keyif alayım, olmazsa bana göre değilse çıkarım, olursa belki devam ettiririm, belki farklı bir şey denerim diye kendinizi ve alternatiflerinizi açık tuttuğunuz bir hayat yaşadığınızda her şey çok daha rahat geliyor, her şey çok daha kolay geliyor ve kendinizle olan ilişkinizde de çok daha nasıl diyeyim, kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz bir kere. Çünkü kendinize böyle bir hani maceraperest bir ruhunuz varmış gibi geliyor. Kendinizi böyle daha çok risk alabilir, daha dışa dönük, daha çok bir şeyler yapabilir ve kendinizi sürekli olarak beginner olarak baktığınız için kendinize, yani kendinizden böyle bir şurada bir beklentiniz olmadığı için şurada bir, yani normalde olduğunuz yer burasıyken şuraya yükseldiğinizde kendinizi inanılmaz iyi hissediyorsunuz. Çünkü kendinizden beklentiniz bu olmadığında, yani çıtayı buraya taşımadığınızda, hani kendinizi bu standartlara tabi tutmadığınızda, yani burada olmanızda, şurada olmanızda size hemen hemen eşit derecede keyif veriyor. Çünkü bir hırs yok ortada. Çünkü bir yükselme kaygısı yok ortada. Çok iyi olma kaygısı yok. Diğerlerinin yenme kaygısı yok. Sadece yaptığınız şeyi keyif aldığınız ve denemek istediğiniz için yapıyorsunuz. Hayata bu şekilde yaklaşmak, hayatımızı sadece keyif aldığımız ve denemek istediğimiz için yaşamak, hayata bir macera olarak bakmak gerçekten çok muhteşem bir şey. Ve bunu hissettiğim anları hep eminim, hani hayatımın son anlarında hani kafamın içinden geçecek anlar bunu hissettiğim anlar olacak. Kendimi macera perest olarak gördüğüm, yeni bir şeyleri denediğim anlar olacak. Yani eminim ki ölüm döşeğinde eğer böyle bir 20 dakikalık gösterim sahibi olabilirsem hayatımla ilgili, bunun içinde aerial dance olacak, yaptığım hatalar olacak, yolculuklarım olacak. Mesela yazlıkta gördüğüm ve inanılmaz olan işte o kayaların deniz tarafından dövüldüğü manzara olacak. Yani bu tarz böyle kısa film tadında, öyle bir macera tadında şeyler geçeceğine eminim kafamın içinden. Yani ve hayatımı bir film yapabilsem böyle bir hani 1,5 saat boyunca bu tarz görüntülere sahip olmasını isterdim. Yani istediğim şey her gün uyanıp dişlerimi fırçaladığım, yemeğimi yediğim, bulaşıklarımı yıkadığım, işte oturduğum, bir şeyler çalıştığım, ondan sonra yatmadan önce işte kitap okuduğum, arkadaşlarımla buluştuğum, içtiğim, kalktığım, yemek yediğim, sonra yatıp ertesi gün tekrar aynı şeyi yaşadığım günlerin
eminim o 20 dakikalık ya da yarım saatlik gösterime girmeyeceğine. Çünkü yani neden girsin ki, hayatımızda böyle highlightlar oluyor. Yani altını çizdiğimiz noktalar var hayatımızda. Ve bunları kendinizde fark etmenizi rica ediyorum. Sizin hayatınızda altını çizdiğiniz noktalar neresi? Ne yapıyordunuz? Yani şu anda sanki size tamam bitti, kapatıyoruz bu hayatı. Bitti, çıkıyoruz, hadi tamam kapandık. 20 dakikan var. 20 dakika boyunca hayatında yaşadığın spesifik anları düşünebilirsin. Ya da istiyorsan tek bir anı 20 dakika boyunca bakabilirsin. Bu an ya da anlar hangileri? Bu an ya da anlarda ne yapıyorsunuz? Ben şahsen farklı bir şeyler yapıyorum. Ben benim içimdeki bu tutkuyu yükselten ve hani yaşıyorum dedirten şeyleri yapıyorum. Ve çok böyle sevildiğimi hissettiğim, çok kendimi sevdiğimi hissettiğim, doğayla iç içe olduğum ve böyle bu spesifik anları ağır çekimde bile izleyebilirim o 20 dakika içerisinde. Hani ve bunları böyle kısa film gibi görebiliyorum kafamın içinde ve beni en çok mutlu eden anılar bunlar. Size en çok mutlu eden anılar neler? Yani tabii ki eğer siz daha sakin bir hayatın içerisindeyken mutluysanız bu dediklerimi düşünmeyin. Sadece hayatınızdan keyif almaya bakın. Sizin için de hayatı deneyerek yaşamak bu olabilir. Kendi huzurlu dünyanızda kalmak istiyor olabilirsiniz. Buna da inanılmaz saygı duyuyorum. Gerçekten küçük hayatlar yaşamak isteyen insanlara da çok büyük saygılar duyuyorum. Kendini çok büyük yerlerde görmek isteyen, hani Empire State'de çalışmak isteyen ya da ne bileyim böyle bir hayat yaşamak isteyen insanlara da çok büyük saygı duyuyorum. O yüzden siz ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz ve en önemlisinin şeyi düşünün. O 20 dakikalık gösterimde ne olacak sizin hayatınızda? O yüzden eğer böyle anların olacağını düşünüyorsanız daha çok bu anlardan yaşatmak için kendinize deneyin, görün, keyif alın. Her anınızdan keyif almaya çalışın. Ve en azından bütün gününüzden keyif alamazsınız. Onu kabul ediyorum. Yani sabah uyanıp her gün aynı şeyi yaptığınız günler de olacak. Hani bunlar daha sık olacak hayatınızda. Ama o günlere en azından bir tane daha önce denemediğiniz ya da çok keyif aldığınızı bildiğiniz bir şey eklediğinizde, hayatınızı keyifle geçirdiğinizde, hayatınızı başlangıç seviyesinde gördüğünüzde ve hani öyle bir hırs yaşamadığınızda şuraya gelmek için çok daha iyi olacağını eminim her şeyin sizin için. Ve umarım yardımcı olabilmişimdir size bugünkü kahve muhabbetimizde. Kahvem yine soğudu. Evet, şu an karşı komşum... Acaba görüyorlar mı benim burada video çektiğimi? Eğer görüyorlar çok garip çünkü ben pencereleri açık çalıştığım için. Bunun ne demek istediğini daha çok anlayabilmek için beni dinlemek yerine gidip en azından böyle bir ay boyunca kendinize şey denettirmeniz gerekiyor. Her gün normalde yapmadığınız bir şeyi yaparak, yani bu küçük de olabilir, büyük de olabilir. Biletix'ten işte kurslara bakıp yapmadığınız bir resim yapmaya gidebilirsiniz. Heykel yapmaya katılabilirsiniz. Böyle workshoplarla şey yapabilirsiniz. Yeni bir tarif deneyebilirsiniz. Gidip işte Italy'de bir yemek öğrenebilirsiniz. İşte workshoplar bunlar. Hani onun dışında bir anda kendinizi hani yağmur yağarken sokağa atıp dans edebilirsiniz. Bunu yaptım daha önce ve yani gerçekten bu kadar böyle büyük bir şey değil bu ama size gerçekten çok iyi hissettiren bir şey, çok özgür hissettiren bir şey. Umarım size birkaç tane böyle fikir verebilmişimdir. Umarım siz de kendi hayatta olan çağrınızı bulursunuz. Yani bu aslında tam olarak bir çağrı değil ama kendi maceranızı bulursunuz. Ama özetle ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Çıkın ve en iyi hayatınızı yaşayın. Çünkü ben burada gerçekten bunun için böyle oturup saatlerce konuşuyorum ve oturup bunun için saatlerce bunların montajını yapıyorum. O yüzden siz de ben de yaşayabileceğimiz en iyi hayatı yaşamalıyız. Ve bunun için de ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Evet, kendinize iyi bakın. Sizinle bugün de kahve içtiğimi çok mutlu oldum. Eğer bununla ilgili böyle söylemek istediğiniz bir şeyler varsa aşağıda dinlemekten çok memnun olurum. Ya da bana hani bu konuda da konuşur musun diyeceğiniz bir konu varsa ve o konu hakkında bilgim varsa konuşabilirim. Onları da aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Daha fazla böyle içerik görmek istiyorsanız aşağıdan web siteme gidebilirsiniz. www.tukcesenagurgan.com. Orada da kendimizi geliştirmek hakkında ya da işte böyle sonbahar bucket listleri falan tatlı tatlı şeyler bulabilirsiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.